Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni parlamenter sistem mütavakatlenmesine dayanarak soruyorum. Seçildiğinizde yeni sisteme geçmek için belirli bir görev süresi tanınacak mı? O görev süresi ne kadar olacak? veya Bunu sormak isterim. Teşekkür ederim. Parlamenter sisteme biz evet açıkladık. Biliyorsunuz Deva Partisi olarak biz kendi sistemimizi ta 2020'nin sonunda tamamlamıştık. Her şeyi bitirmiştik. Ama... Parlamenter sistem anayasa değişikliği gerektirdiği için ve anayasa değişikliği de ancak partilerle işbirliği halinde yapılabildiği için mecliste, diğer partilerin de çalışmalarının tamamlamalarını bekledik. Çünkü yakın siyasi tarihimizde hiçbir zaman tek bir parti anayasayı değiştirecek sayıya ulaşamamıştır mecliste. Mutlaka partiler arası işbirliği gerekmiştir. Mesela 2003 ve 2004'te bu Avrupa Birliği'ne müzakereler başlamadan önceki o iki yıl anayasanın üçte biri değiştirilmiştir. Ama mecliste sadece iki parti vardır o dönemde. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin işbirliğiyle değişmiştir. Ve o işbirliğini sağladığınız zaman böyle farklı siyasi eğilimlerin tek bir noktada buluşmasını sağladığınızda o ülke için çok değerli bir sonuç üretilir. Çünkü farklı siyasi görüşler ortak bir noktada kesişiyorsa o bilin ki işte toplumun arzu ettiği istediği bir şeydir ve yaptığınızda da çok güzel şeyler olur. Bunun için biz parlamenter sistemi çalıştık, bitirdik ama diğer partilerin de bitirmesini bekledik. Hangi partiler? Bunlar parlamenter sistem istiyorum diyen partiler. Hepsi bittikten sonra Eylül ayında 6 partinin oturduğu bir masa oluşturduk. Genel başkan yardımcılarımızdan birer kişiyi görevlendirdik. Ee, ve 6 genel başkan yardımcısı altı parti adına 4 ayda bu çalışmayı tamamladı. Ve ortak çalışmayı da geçtiğimiz biliyorsunuz pazartesi günü 28 Şubat tarihinde bir lansmanla bir imza töreninde duyurduk. Bu bir hedef. Yani bu soru iyi bir soru çünkü bu açıkladığımız sadece bir hedef. Halbuki ilk seçim mevcut sisteme göre yapılacak. Parlamenter sistem istiyorum diyen Cumhurbaşkanı adayları da, parlamenter sistem istiyorum diyen partiler de mevcut sistemle seçime gidecek ve seçilecek cumhurbaşkanı ben parlamenter sistem istiyorum dese de mevcut sistemin yetkileriyle donatılmış bir cumhurbaşkanı olacak. İşte onun için o parlamenter sisteme geçene kadar geçiş sürecinde ülke nasıl yönetilecek bu çok önemli bir konu. İlk seçimle parlamenter sistemin oylanıp yürürlüğe gireceği tarih arasında bu 6 ay olur, bir yıl olur, iki yıl olur bilemiyoruz. Ama o arada ülke nasıl yönetecek? İşte bunun da çalışılması gerekiyor. Biz de tam şu anda bunu çalışıyoruz. Ve diğer partilere de bunun çalışılması gereken bir konu olduğu konusunda görüşlerimizi ifade ettik. Ve herkes şu anda mutabık. Bundan sonraki çalışma konularımızdan bir tanesi tam da o geçiş sürecinin yol haritası. Süre ne kadar olacak? O geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı yetkilerini nasıl kullanacak? Şu andaki bir aslım aslık kestim kestik tek imza ile aklıma geleni yaparım mı diyecek? Yoksa ülkeyi yönetirken o yetkilerini bir istişare mekanizmasıyla, bir ortak akıl arayışıyla mı kullanacak? Peki öyle olacaksa onun bugünden garantisini nasıl sağlayacağız değil mi? Yani seçildikten sonra diyebilir ki kardeşim artık bana karışmayın ben seçildim bitti. Hatta diyebilir ki ya bu iyiymiş. Parlamenter sistem falan ne uğraşacağım işte kendi başıma karar da alıyorum der ve insan çabuk alışabilir o ortama yani. Güç zehirliyor çünkü. Biliyorsunuz uluslararası bir atasözü güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlaka yozlaştırır. Bu devleti yönetme gücünün böyle bir tehlikesi var yani. Zehirleyici bir faktör. Uzun süre kullandı mı bozuyor insanı. Hele böyle mutlak güçse çok çabuk bozar. Dolayısıyla o seçilecek Cumhurbaşkanı adayının veya adaylarının seçimden önce taahhütlere girmesi gerekecek. Diyecekler ki ben evet şu andaki sisteme göre seçileceğim ama parlamenter sistemin özü ruhu neyse bu geçiş döneminde de ülke öyle yönetilecek. Hatta ben yetkilerimi şöyle 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 kullanacağım. Anayasa evet bana yetki vermiş. Bu de jure bir yetkidir ama ben de facto şöyle bir metotla ülke yöneteceğim diyecek ve bunun da yine altı partinin mutabık kaldığı bir sistem olması gerekecek. Yani önce altı parti mutabık kalacak. Kalabilirse tabii. İnşallah kalır diye ümit ediyoruz. Biz hazırlanıyoruz, çalışıyoruz bütün detayları. Altı parti mutabık kalacaksa ve o altı partinin adayları veya ortak aday demesi lazım ki evet ben bu partilerin mutabık kaldığı çerçevede bu ülke yönetilebilecek. Atacak imzayı, çıkacak, söz verecek, yemin edecek, ondan sonra aday olacak. Ki seçimden sonra yoldan çıkmasın. Bu önemli bir konu. Tabii mesela şöyle bir konu var. Diyelim ki parlamenter sistem oylandı mecliste veya referandumla ve yürürlüğe girdi. O noktada hemen yeniden bir seçime mi gideceğiz? Yoksa ülke ilk seçimde seçilen cumhurbaşkanı ve parlamentoyla beş yılı tamamlayacak mı? Mesela bu da önemli konu. Mesela bunun da çalışması gerekiyor. Mesela bizim görüşümüz o yönde. Parlamenter sisteme geçilse dahi bir daha seçimle ülkeyi yormayalım. Yeniden bir belirsizlik oluşturmayalım. Vatandaşlarımızın karşısına 5 yıllık bir paketle çıkalım. Diyelim ki 5 yıllık bizim yol haritamız budur. Mesela 6 ayda bir yılda neyse parlamenter sisteme geçeceğiz. Adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız ya da adaylarımız yetkilerini şöyle şöyle kullanacak geçirdikten sonra zaten parlamenter sistem tanımladık, hedef koyduk. O hedef doğrultusunda sistem kurgulanacak ve meclis ve Cumhurbaşkanı artık yeni parlamenter sistemle, de jure parlamenter sistemle ülkeyi yönetecekler. Bunlar çok detaylı çalışması gereken konular. Çok kafa yormamız gerekiyor. Çünkü seçimi kazanmak yetmeyecek arkadaşlar. Seçimi kazanıp ülkeyi kaybedenler çok yani bu seçimi kazanmak zorundayız, en azından biz kendimiz için söylüyoruz. Tabii farklı siyasi görüşte olan arkadaşlarımız olabilir, biz öyle görüyoruz. Yani seçimi kazanmak zorundayız ama arkasından Türkiye'yi de kazanmak zorundayız. Seçimlerden sonra ilk gün eğitim için çalışmak zorundayız, adalet için çalışmak zorundayız, ekonomi için çalışmak zorundayız. Diyemeyiz ki ya par pardon bekleyin bir biz anayasayı değiştireceğiz, parlamenter sistemi geçeceğiz, ondan sonra bakacağız eğitime. Öyle, öyle bir lüksümüz yok yani. Birinci günden itibaren hemen hızlı bir icraatın başlaması gerekiyor ki bir an önce şu derinleşen sorunlarımızı çözelim. Bir an önce insanlarımız yeniden umutla yarınlara bakabilsin.